Binance'ın duyuru yaptığı 21 altcoin ve bu gelişme üzerine konuşacağız. Adı geçen altcoinlerden ve gelişmeden söz edeceğiz. Şöyle baştan bir bakalım. Binance bu 21 altcoin için son dakika duyurusu yaptı diyor. Ünlü kripto para borsası Binance yeni birkaç duyuru yaptı. Duyurular toplamda 21 altcoin projesini kapsadı. Binance yeni dual investment ürünlerini piyasaya sürdü. Kripto para meraklıları için heyecan verici bir gelişme olarak dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance yeni bir grup ikili yatırım yani dual investment ürünü tanıttı. Bu yenilikçi yatırım seçenekleri kullanıcıların güncel hedef fiyatlar ve uzlaşma tarihleriyle yüksekten sat ya da düşükten al fırsatlarından yararlanmasına olanak tanımakta diyor. Peki devam edelim. Çok çeşitli kullanıcılara hitap eden ürünler var. Bunlar herhangi bir ek ücret ödemeden popüler kriptolardan ödül kazanma şansı sunmakta. İkili yatırım ürünlerine abonelik ilk gelene ilk hizmet esasına göre işliyor. Bu nedenle kullanıcıların yerlerini garantilemek için hızlı hareket etmeleri teşvik ediliyor diyor. Devam edelim. İkili yatırım ürünleri iki ana seçenek sunar. Yüksekten sat ve düşükten al. Yüksek sat seçeneği kripto para varlıklarından daha yüksek ödüller biriktirmek isteyen ya da depozito para birimlerine gelecekte abonelik tarihindeki piyasa fiyatına kıyasla potansiyel olarak daha yüksek bir fiyattan satmayı planlayan kullanıcılar için idealdir. Yatırmaya açık paralar Bitcoin, Ether ya da BNB olarak karşımıza çıkıyor diyor. Neyse burayı da okuyalım da ayrıca sözleşme tarihleri Temmuz'dan Aralık 2023'e kadar çeşitli aralıklarla yayılmıştır. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere bu dual investment özelliği güzel bir özellik. Yani gerçekten de kullanışlı ve yatırımcının aynı şekilde kullanma konusunda ciddi ilerleyeceğini düşündüğüm özelliklerden bir tanesidir. SEC tarafının bildiğiniz üzere radarından olabildiğince Binance kaçmaya çalışıyor ve bu bağlamda da yakın zaman içerisinde de gördüğünüz gibi farklı ödül paritelerini yani coinlerdeki ödül sistemlerini olabildiğince revize ediyor ve biraz daha manevra almaya çalışıyor. Aynı şekilde yeni ürünler de sunmaya çalışıyor ki daha çok kendisini toparlayabilsin. Buna da devam etmesini açıkçası bekliyoruz. Temmuz'dan Aralık 2023'e kadar yayıldı. Yüksekten satış ve dipten alış için Bitcoin, Ether, Sol, Matic, ADA, BNB, DOT, Cash, AVAX, Phantom, Algo, Near, Atom, XRP, Doge ve LTC kullanılmakta. Aynen. Bunu diğer kripto paralara yayması da aynı şekilde güzel ve iyi bir seçenek olmuş. Fakat şunu söylemek lazım. Ben bunun regülatörler tarafından çok pozitif karşılanabileceğini düşünmüyorum bu yeni ürünün ve maalesef ki bence bu ürünü çok fazla yerde kullanıma sunamayacaklar gibi gözüküyor. Zira manipülatif algılanabilir. Şimdi bakınız ki uzun vadeli hareketler mesela nasıl söyleyeyim bunu? Şu tarihte sat, bu tarihte al, işte düşükten al, yüksekten sat. Yani bunları regülatörler pek sevmiyor. Aynı şekilde SEC bunları daha çok yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendiriyor, tamam mı? Ve bundan kaynaklı olarak da ben biraz sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Normalde yatırımcı için güzeldir. Bakın, yatırımcı için iyi bir durum ama regülatörlerin bunu ben pek beğeneceğini zannetmiyorum. Biraz kaldıraç misali yaklaşacaklardır bence. BNB yakımı gerçekleşti. Altcoin'lerden de kısaca bahsedeyim. Bitcoin, Ether bunlar zaten sezon içerisinde alınır dedik. Bakın Sol yine sezon içerisinde bence en büyük yukarı hareket gerçekleştireceklerden bir tanesidir. Ama uzun vadede tutmayı önermediğimi zaten defalarca belirtmiştim. Matic ve ADA yine sezon içerisinde iyi yükselişler bekliyorum. Kesinlikle bunlar da portföyde bulundurulabilir. BNB asla alımını önermiyorum. DOT, Polkadot projesi Ethereum'dan kopan ekibiyle çok tecrübeliler. Elde tutma oranları en yüksek altcoin'lerden bir tanesidir. İyidir. Cash kesinlikle. AVAX'a baktığımızda
Avax'la Sol çok karşılaştırılıyor. Sol'un sezon içinde katlama oranını daha yüksek olacağını düşünmekle birlikte Avax'ın piyasada uzun vadede daha kalıcı olacağını düşünüyorum. FTM Coin sezon içinde iyi yükselişler bekliyorum. Cardano'dan hallice akıllı sözleşmeler için hayli kullanılıyor. Algo aynı şekilde Atom, bu ikisini bakın severim. Atom özellikle bir tık daha önde olmakla birlikte beraber çalışabilirlik, iletişim ve ölçeklenebilirlik hususunda çok iyi noktalara geldiler. Beğenirim. Near uzun vadede bence enflasyona biraz yatkın olacaktır. Sezon içerisinde tutulabilir. XRP tıpkı Bitcoin Cash ve Litecoin gibi bir ilk hareketçidir. Fakat onlara kıyasen bence hem sezon içerisinde hem de uzun vadedeki vizyonu bakımından daha iyi yerlere, daha güçlü yükselişler yapmaya müsaittir. Doge biliyorsunuz malum favori diyebileceğimiz şu anda en büyük meme coin'dir. Yükseliş odaklıdır. BNB yakımı gerçekleşti. Diğer yandan Binance kısa süre önce 24. 3 aylık BNB token yakımını gerçekleştirerek 2 milyona yakın BNB dolaşımdan kaldırdı. Bu rutin prosedür arzın düzenlenmesine ve token'ın piyasadaki değerinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Yakma işleminde Pioneer Burn programı aracılığıyla etkin bir şekilde yakılan 747,51 BNB de vardı diyor. Evet. Yeni işlem çiftleri piyasaya girdi. Ayrıca Binance platformunda yeni alım satım çiftlerinin açılacağını duyurdu. Ayın 20'sinde bugünden itibaren yani bugün gerçekleşti bunlar. Aka TR'ye diyor evet. Avax aynı şekilde Comp. Bunların TUSD paritesi açılmış. Çok güzel. Özellikle ikisini de çok severim. TUSD kullanılıyor. Beraberinde Comp ve Exec'in TR'ye pariteleri bakınız ki açılmış. En ilgi çekici olanlar diyor Avax ve Comp'un TUSD pariteleri. Sonraki duyuruya kadar Sıfır Maker ücretiyle sunulmakta. Bu da piyasalara girmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir fırsat sunmakta. Doğrudur. Son zamanlarda biliyorsunuz bu zero fee muhabbetlerini de çok fazla tutuyorlar. Çünkü öncesinde Bitcoin'de zero fee erken kaldırmaları piyasadaki paylarında ciddi düşüşlere sebebiyet vermişti. Ve bu da Binance için hiç güzel bir durum değildi. Bunu yeniden pozitif anlamda ele alabilmek için bir an önce bu meseleyi düzeltmeye çalışıyorlar ve olabildiğince kendilerini yenilemeye ve yeni yatırımcıları çekmeye çalışıyorlar. Evet, değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.